Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, değerlendirme videomuza hoş geldiniz. 2024 Ekim Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı tamamlandı. Sorular resmi olarak açıklandı arkadaşlar. Biz de burada mikrobiyoloji branşının değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle umarım sınavınız gönlünüzce geçmiştir ve bundan sonraki tercih döneminizde en az bu kadar iyi olur temennisiyle videoma başlamak istiyorum. Buyurun sorularımızı değerlendirelim. Şimdi sınavı genelde mikrobiyoloji açısından değerlendirecek olursak bana göre sınav orta derece bir sınavdı arkadaşlar. Sizi zorlayacak belki bir tane soru bulunuyor. Onu da küçük bir yorumla yanıtlayabiliyordunuz zaten. Zaten bize gelen geri bildirimler doğrultusunda da gerçekten çalışan, işin hakkını vermeye çalışan ve sınav günü de sınav performansı İyi olan arkadaşlar 5 doğru vesaire daha çok bu bantta yerleşmişler. Tabi sizlerden gelen geri bildirimler burada bizim için çok çok önemli değerli. Ve yine değerlendirme videomuza başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Siz gerçekten ne kadar doğru yaptıysanız gerçekten işin hakkını vererek çalışan arkadaşlar Sonuçta ne kadar doğru yaptıysanız gerçek referans odur. Bizler burada sorumluluğumuz gereği hemen her sınav olduğu gibi değerlendirme videoları çekiyoruz. Hem tıp uzmanlık sınavı hem de diş hekimliği uzmanlık sınavı adına arkadaşlar. Evet, önce ilk sorumuzla başlayalım. Bence kolay bir soruydu. Stafiros laboratuvarda hızlı tanısında araştırılan enzim. Defalarca vurgulamıştık arkadaşlar. Birçok yerde Gram pozitif kok dendiğinde ilk yapılacak test katalaz testidir. Eğer katalaz pozitifse stafilokoktur. Sonrasında ise artık yapılması gereken koagülaz testidir. Koagülaz pozitifse stafaireus değilse koagülaz negatif stafilokoklar şeklinde değerlendirme yapılır. Sonrasında koagülaz negatif dendiğinde de bir staf epidermidis 2. stafilokokus saprofitikus aklımıza gelecek. Bunların ayırdığında ise nobiyosin testi yapılır. Nobiyosin dirençli olan saprofitikustur, nobiyosin duyarlı olan ise Staf epidermidis şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bence oldukça kolay bir soru olarak değerlendirilebilir. Doğru yanıt koagülaz testi olacaktır hem konu hem soru kitabımızda ilgili referanslar, soru kampımızda, beyin fırtınası videolarımızda da detaylı bir şekilde bunlara değinmiştik arkadaşlar. Şimdi bu arada yeri gelmişken hatırlatayım. Takipleri de PDF notundan açıklama kısmında bulunan yapabilirsiniz. Yine vurguladığımız bir yerde arkadaşlar, rinovirüs hangi reseptöre tutunur şeklinde sorulmuş. Virüsler ve bağlandıkları reseptörler çok çok önemlidir. Özellikle şu ikiliye dikkat demiştim sınavlarda e, aynı zamanda soru kampımızda arkadaşlar. Birincisi rinovirüs ıcan 1. Çünkü ıcan 1 adezyondan sorumlu olan moleküldü. Dolayısıyla hangi virüs adezyonu engeller şeklinde de sorulabilir cevap ıcan 1 olacak. İkinci önemli olan ise Kuduz, asetilkolin nikotinik tipte reseptörleri. Tabii ki sadece bunlar önemli değil fakat şu ikili özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü mesela diğerlerini klinikten çıkarmak mümkündür. Mesela Epstein-Barr virüs CD21'e bağlanır. E CD21'e bağlanması sonucunda B hücre proliferasyonu meydana gelir. Mesela bu sınav geldi arkadaşlar. Burkitt lenfoma vesaire. Yani sonuçta CD21'e bağlanması sonucunda Epstein-Barr virüsün B hücreli lenfoproliferatif hastalıklar meydana gelecektir. Mesela HIV CD4 reseptöre bağlanır. E zaten kliniğinde CD4 pozitif T lenfosu sayısında azalma söz konusu. Mesela bunu da formülize etmiştik. P'lerden yakalıyorduk. Eritroblast P antijenine bağlanan parvovirüs B19'da örneğin. Sonuçta eritrositlerle alakalı bir klinik meydana geliyor. Mesela kronik hemolitik anemili hastada örnek orak hücreli anemisi bulunan hastada Aplastik krizlere neden oluyor. Fakat rinovirüs, ıcan bir kuduz, asetilkolin, nikotinik reseptör bunları direkt çıkaramayabiliriz. O yüzden bu ikiliye özellikle dikkat şeklinde vurgulamıştık arkadaşlar. Evet, konu kitabımızda, soru kitabımızda, ilgili yerlerde, aynı zamanda soru kampımızda da net bir şekilde vurguladığımız bir konuydu. Size bir kuduz vakası vermiştik arkadaşlar soru kampımızda. Kuduz virüs bağlandığı reseptör hangisi? Asetilkolin. Açıklama kısmında da özellikle ıcan bir rinovirüs. Bu ikiliye yıldızlarımızı atmıştık arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü bilgiye. Yine hem derslerimizde hem de kamplarımızda özellikle vurguladığımız bir yer. Ekinokandin yani caspofungin, caspofungin ve arkadaşları temelde hangisini etkiler? Cevap beta glükan. Antifungaller çok önemlidir arkadaşlar. Hem dusta hem tusta. Çok önemlidir. Hatırlayalım. Mantarlar ökaryottu fakat diğer ökaryotlardan iki temel farkı bulunmaktaydı. Birincisi hücre zarında kolesterol yerine ergosterol içerir. Hatta bu ergosterol sentezi üzerine etkinlik gösteren ajanlar yine sevilir sorulurlar. İkincisi de arkadaşlar Kitin artı beta glukandan oluşan hücre duvarları mevcuttur. Mesela kitin sentezini inhibe eden nikkomisindir. Beta glukan sentezini inhibe eden ise ekino kandin. Yani caspa fungin ve arkadaşları. Bakın soru kitabımızda sayfa 60'tan 70 şekilde belirttiğimiz üzere beta glukan sentezini inhibe edenler ekino kandinler şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bu da yine soru kampımızda net bir şekilde vurguladığımız yerlerden birisiydi arkadaşlar. Caz Pafungin kitin değil bakın beta glikan sentezini inhibe eder. Bir diğer önemli bilgisi de önümüzdeki sınavlara hazırlanan arkadaşlar için özellikle eski tarihli tuz sorusudur. Buradaki C ve A'ya dikkat. Candida Candida ve Aspergillus'a karşı özellikle etkinlik göstermekte. Yine özellikle vurguladığımız yerlerden bir tanesi hem patolojide sorulabilir arkadaşlar bu bilgi hem de mikrobiyolojide gelebilir. Nötrofillerin mikroorganizmayı tanıyıp hücre içerisine almasında rol oynaması en olası olan hangisidir? Kompleman C3b. Şimdi arkadaşlar burada biraz bakteri kapsülünden size bahsetmek istiyorum. Normalde şu nötrofil yani polimort nüveli lökositimiz olsun. Şu da minnacık mikroorganizma pisodopotlarını şöyle uzatıyor. Sonra fagozom adı verilen bir kulenin içerisine hapsediyor. Sonrasında lizozimi birleştiriyor. Yani fagolizozom oluşumu meydana geliyor. Ve hedef mikroorganizmanın böylelikle fagositozu tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi fakat ikinci ihtimal bu normal bir bakteri olsun. Şu da polimorf nüveli lökosit geldi. Bu sefer bakterinin etrafı şu kırmızıyla görmüş olduğun kapsülle çevrili. Normalde olay neydi birinci basamakta? Tut, yut, parçala şeklinde öldürmesiydi. Fakat burada tabiri yerindeyse artık etrafını polisakkarit yapıdaki kapsülle çevrelediği için tutunacak dalı yok. Dolayısıyla kara kara düşünüyor ben bunu nasıl öldürsem diye. İşte vücudun özellikle kapsüler etkenlere karşı geliştirmiş olduğu işaretleme mekanizması. Yani tabiri yerindeyse ahan da burada mikrop var diye işaretliyor. Bunlara da opsonizan adı verilir. Olayın adı opsonizasyon. İki temel opsonizanımız var. Birincisi immunglobulinge. G, ikincisi de kompleman C3b olmak üzere arkadaşlar. Hem düstta hem tusta çok sevilen bir konudur. Dolayısıyla hangisini kolaylaştırıyormuş nötrofilin işini? Kompleman C3b şeklinde yanıtlıyoruz arkadaşlar. Yani burada bize opsonizasyon dolaylı bir şekilde sorgulanmış oluyor. Peki bunun klinik korelasyonu nedir? Bizim kapsülüyle meşhur 3 tane önemli bakterimiz var. Sadece bu üçü kapsülü demiyorum. Ama kapsülüyle özellikle sınavlarda sorulan 3 tane önemli bakteri var. Pneumokok, meningokok, hemofilus influenza'nın da tip B'li olan arkadaşlar. Pneumokok, meningokok, hemofilus influenza tip B olmak üzere. İşte bu saydığım üçlü gözükme sıklığı hangi durumda artabilir? Mesela hastamızda immün G eksikliği ya da kompleman C3 eksikliği söz konusu ise pneumokok, meningokok, hemofiliz influenza tip B'ye karşı duyarlılık artacaktır arkadaşlar. Yine benzeri soru kitabımızda da soruldu. Soru kampımızda da özellikle vurgulandı. Detaylı bir şekilde aktarıldı arkadaşlar. Şimdi gelelim 5. soruya. 5. soru hem farmakoloji hem mikrobiyolojiden sorulma potansiyeli taşıyor eleme yoluyla çözülebilir arkadaşlar ki bu yolla birçok arkadaşımız yanıtladı. Doğru yanıtlayanlar bu soruyu. Şimdi bakalım. Dealenin alenin d alenin sentezini engelleyen antimikobakteriyel. Önce mikobakteri deyince arkadaşlar pek çok özelliğinden sorumlu olan %60'ı katı margarin şeklinde hücre duvarı aklımıza gelecek. Mesela gram boyayla boyanmıyor. Neden? çünkü katı margarin hücre duvarı. İkincisi pek çok antimikrobiyale dayanıklıdır, dirençlidir. Neden? Çünkü katı margarin hücre duvarı o yüzden antimikobakteriyel ajanlar geliştirilmiştir ya da belli başlı antibiyotikler antimikobakteriyel olarak kullanılabilmektedir. Sevilir sorulur arkadaşlar. Başka İçeri hiçbir şeyin geçişine müsaade etmeyen hücre duvarı besin moleküllerinin geçişini de kısıtlıyor. Dolayısıyla metabolizma hızı oldukça düşüktür. Mesela derslerimizde verdiğimiz örnek bir eşerişe koli 15 dakikada bir ikiye katlanırken bu süre mikobakterium tüberkülozis'te 15 ila 18 saattir arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla geç ve güçürer yani müşkül pesent bir Bakteri şeklinde tanımlanır. Şimdi seçeneklere bakacak olursak bir izoniazit. İzoniazit etkin mekanizması mikolik asit sentez inhibisyonudur. İkincisi streptomisin yani aminoglikozitler. Bu da bir sonraki parçada bulunuyor. Özetle arkadaşlar protein sentezini inhibe eder aminoglikozitler. Mekanizması nedir? Hatırlayın. Bir 50S bir de 30S olmak üzere iki alt birimi bulunuyordu. Prokaryotik ribozomun. İşte bunlardan 30S'e bağlanmak suretiyle inisiyasyon kompleks oluşumunu irreversible olarak inhibe eder. Hatta istisna olarak bu irreversible inhibisyon nedeniyle normalde pek çok protein sentez inhibitörü bakteriyostatik etkinliğe sahipken aminoglikozit bakteri sidal etkinlik göstermektedir. İnisiyasyon kompleksi ne demektir? Tabiri yerinde ise 50 ve 30 s bozoma RNA'nın tencere kapak misali buluşması demektir arkadaşlar. Başka rifampisin yani rifampin arkadaşlar DNA bağımlı RNA polimeraz yani DNA'dan mRNA sentezini bloke eder. Pirazinamit net mekanizması bilinmiyor fakat intraselüler mikroorganizmaya karşı yüksek düzey etkinlik gösteriyor arkadaşlar. İster eleyerek bulabilirsiniz, ister direkt yanıtlayabilirsiniz. D-alenin, D-alenin sentezini engelleyen antimikrobakteriyel hangisidir? Cevap sikloserin. Peki hocam D-alenin, D-alenin neydi? Şöyle hemen bakacak olursak bakteriler peptidoglikan yapıda hücre duvarına sahiptiler. Peptidoglikanın adı üzere iki temel alt birimi mevcut peptit ve glikan olmak üzere. Burayı can kulağıyla dinleyin çünkü buradan da fazla miktarda çıkmış ve çıkma potansiyeli bulunan duz soruları mevcut. Arkadaşlar önce glikan birimlerle başlayalım. Önce en asetil glukozamin sentezlenir. Sonra bundan en asetil muraminik asit sentezi meydana gelir. Ayrı gayrı durmasınlar beta 1-4 bağlarıyla birbirine bağlanırlar. Eski tarihli DUS sorusu. Sonra bunlar namanaga şeklinde ilerliyorlar. Birbirlerine bağlı bir şekilde tabii ki. Sonrasında peptit birimler ilk başta 5 beş tanedir. 5'i bir yerde gelir. Namaya en asetil muraminik aside bağlanır. Naga en asetil glukozamin. Nama ise en asetil muraminik asit demektir. Aynısından bir tane daha yapalım şuraya. Yalnız tersten olsun. Nama naga şeklinde yine beta 14 bağıyla bağlanıyor. İşte arkadaşlar bahsi geçen peptidoglikanın son iki peptidi de alenin d alenindir. Eğer soruda size dadaya bağlanıp hücre duvar sentezini engelleyen diye sorsaydı cevap vancomisin yani glikopeptit antibiyotikler olacaktır. Fakat soruda dealenin dealenin sentezini engelleyen diye sorduğu için cevap sikloserin olacaktır. Peki sonrasında ne oluyor? Şu beşinci peptitler uzaklaştırılır. Birinci peptidoglikanın üçüncü, ikinci peptidoglikanın dördüncü peptidi arasında çapraz peptit bağ oluşumu meydana gelir. Olayın adı transpeptidasyon. Bundan sorumlu enzim transpeptidazdır. Namı değer penisinin bağlayıcı protein. Neden? Çünkü penisilin ve diğer bütün betalaktanlar penisilin bağlayıcı proteine tutunmak suretiyle hücre duvar sentezini engeller arkadaşlar. Bu da farmakoloji bu sınavın sorusuydu. Birazdan soruyu size getireceğim. İster eleyerek ister direkt spot bilgiyle soruyu yanıtlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da diğer ilgili kısımlar. Evet hangisinin ağız florasında bulunması en az olasıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Oral mikrobiyoloji kısmında kitabımızda son kısımlarda oral mikrobiyoloji tablomuzda bulunuyor. Cevap bilastosistis olacak. Şimdi bilastosistisin aslında ne olduğunu direkt bilmeseniz de soruyu yanıtlayabiliyorsunuz. Çünkü bakın ağız florasında bulunabilen mikroorganizmalar demişiz. Tabloda net bir şekilde bulunuyor. Streptokoklar, koagülaz negatif stafilokoklar, Şöyle rengimizi değiştirelim. Zaten streptokok, stafilokok bunları elediniz. Başka kandida yine bulunabiliyor. Başka anaeroplar bulunuyor. Örnek laktobasilleri verebiliriz arkadaşlar. Ağız florasında bulunabildiği hem textbooklarda yazar hem de zaten anaeroplar ağız florasında bulunabiliyor. Peki hocam. Blastocystis nedir? Arkadaşlar bu sizin Duz kitabınızda bulunmuyor. Blastocystis direkt nerede bulunuyor? Tuz kitabında getirdim. Referans da Murray Mikrobiyoloji arkadaşlar. Yine sınavların hazırlandığı temel referans kaynaklardan. Bakın normalde biz intestinal amip dediğimizde aklımıza ne gelir? Entamoba histolytica gelir. Yani amipli dizanteri etkeni gelir. Bir de kitaplar çok kısa olarak bölümün sonunda diğer intestinal amiplerden bahsederler. İşte bilastosis istis bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Özetle ishal, persistan ishal klinine neden olmaktadır. Yani aslında mikrobiyolojideki bütün sorular ister direkt yanıtlama suretiyle, isterseniz eleme suretiyle çözülebilecek sorulardı. Bir kez daha vurgulayayım arkadaşlar. Bizim kaynağımızı kullanan arkadaşlarımız özellikle soruları pekiştirdilerse yani farklı tipte sorulara aşina aşinaylarsa mesela eleme taktiği vesaire bunlara hakimlerse arkadaşlar soruları yanıtlayabiliyorlardı. Dediğim gibi 5 ve üzeri bence bu sınav için iyidir. Bence sınavın zorluk derecesi arkadaşlar ortalama olarak değerlendirilebilir. Mikrobiyoloji branşı adına arkadaşlar. Tabi diğer branşlardaki hocalarımız da kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. Ben burada sadece mikrobiyoloji branş adına konuşuyorum arkadaşlar. Evet genel değerlendirmemizi yapmamızın ardından şimdi de mikrobiyoloji branşının diğer branşlara olan katkısına dair konuşalım. Birkaç örnek soru getirdim arkadaşlar. Mesela ilk başta baktığımızda bu hem mikrobiyoloji sorusu olabilir hem patoloji sorusu olabilir. Soruya bakacak olursak vaka sorusu tarzındaydı. Yani artık ...biraz daha güncel soru tarzına daha uygun bir tarzda hazırlanmıştı. 9 yaşında erkek hasta, çenesinde hızla gelişen bir kitlesi varmış. B-lenfositlerden oluşuyormuş. Ve moleküler test yapıldığında lezyonun translokasyon 8-14 sergilediği... ...tespit edilmiş en olası etken Epstein-Barr. Yani Burkitt-Lenfoma sorusu arkadaşlar. Girişte de bahsetmiştim. Epstein-Barr virüs, B-lenfosit yüzeyindeki CD21'e bağlanmasının ardından... B hücre proliferasyonu uyarılmaktadır ve bunun sonucunda B hücreli lenfoproliferatif hastalıklar örnek Burkitt lenfoma meydana geliyor. Burada size soruyu çözdürtecek anahtar kelime translokasyon 8 14 olacaktır. Peki bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar normalde 8. kromozomda istirahat halinde bulunan onkogenimiz yani Cemik onkogeni 14. kromozoma geçmesiyle şaha kalkıyor, aşırı miktarda üretiliyor. Çünkü buraya dikkat buraya yıldızlar 14. kromozom devamlı çalışan bir fabrika gibidir arkadaşlar. Yani burada immün globulin ağır zinciri üretildiği için devamlı surette çalışır. Sonuç 8'de istirahat halinde bulunan cemik onkogeni 14'e geçtiğinde aşırı üretilir. Aşırı büyüme sinyali ve bunun sonucunda da Burkitt lenfoma yani B hücreli lenfoproliferatif hastalık meydana gelir şeklinde arkadaşlar. Evet soru kitabında da ilgili referansımız ve yine sevimli karikatürümüz arkadaşlar bir aşk hikayesi üzerinden derslerimizde hatırlatmıştık size ve Epstein-Barr'ın B'si B lenfositin B'si şeklindeydi. Sonuçta gelin arabası plakası CD21, CD21 reseptörüne bağlanmasının ardından B hücre proliferasyonu meydana gelmektedir arkadaşlar. İlişkili olduğu klinikler içerisinde translokasyon 814'ü de yine soru kampında özellikle vurgulamıştık. Evet bir farmakoloji sınav sorusu yine mikrobiyolojide de gelebilir benzer sorular arkadaşlar. Hangisi hücre duvar sentez inhibitörü değildir? Şimdi seçeneklerde penisilin, astrionem, imipenem, sefotaksin yani sefolosporin yer alıyor. Özetle bunlar Hücre duvar sentez inhibitörleridir. Beta laktam grubudur. Bakın ilgili kısımda penisilin, sefolosporin, karbopenem ve monobaktam, astrionem bunlar beta laktam grubudur. Etki mekanizması yine soruldu. Penisilin bağlayıcı proteine tutunmak suretiyle hücre duvar sentezini engeller. Peki doğru yanıt yani yanlış olan tetrasiklin o da protein sentez inhibitörüdür arkadaşlar. Şimdi MHC 2 içermeyen hangisidir diye sorulmuş. Bu da fizyoloji sınav sorusu. Plateletler olacak arkadaşlar. Şimdi normalde MHC moleküllerini çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. MHC 1, MHC 2 olmak üzere arkadaşlar. Peki MHC molekülü nedir? Bakın T lenfositler ve B lenfositler kazanılmış yanıt elemanlarıdır. Bunlardan hücresel yanıtla ilişkili olan T lenfosit hümoral yanıtla ilişkili olan B lenfosit. Yani hücre içilere karşı T lenfosit, hücre dışındakilere karşı kabaca belirtmek gerekirse B lenfositler etkinlik gösteriyor. B lenfositleri hem protein hem de protein dışı antijenler uyarabilirken T lenfositleri ancak ve ancak MHC molekülleriyle sunumu gerçekleşen protein peptit yapıdaki antijenler uyarabilmektedir. Peki MHC MHC1 var 2 var arkadaşlar MHC1 kimlik kartı gibidir. Bütün çekirdekli hücrelerde ve trombositlerde yani platelet hücrelerde mevcuttur. MHC2 ise güvenlik kartı gibidir. Yani özel güvenlikçilerde bulunur. Formülümüz badem gözlü güvenlikçi şeklindeydi. Yani özetle B lenfositte dentritik hücrede ve makrofajlarda bulunur. Dentritik hücrelerden de özellikle Langerhans tipinde olanlarda bulunduğu eski tarihli tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Bakın zaten makrofaj denmiş, dentritik hücre denmiş, kupfer hücresi. Bunlar yine bir makrofaj türüdür. Dokudaki makrofaj türlerindendir. Ve yine bakın Langerhans hücresi yani dentritik hücrenin alt koludur arkadaşlar. Peki MHC2 içermeyen o halde platelet hücre olacaktır. Ve bu da klinikten getirmiş olduğum son sorumuz arkadaşlar. Akut bakteriyel sinüzit, piredominant yani en sık patojenleri hangileridir diye sorulmuş. Cevap pneumokok, hemofilüs, influenza, morexella, kataralis şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar piyasa adını da vereyim. Klamoks. Mesela klamoksun içeriğinde ne var? amoksisilin artı klavulinik asit şeklinde. Bunlardan amoksisilin yani penisilin betalaktamdır. Klavulinik asit ise betalaktamaz inhibitörüdür arkadaşlar. Peki burada betalaktamaz inhibitör kombinasyonu mantığı nedir? Şudur arkadaşlar. Bakın Akut bakteriyel sinüzit, otit vesaire en sık etken pneumokoktur. Diğer etkenler, diğer sık etkenlerse hemofilus influenza ve moraxella kataralistir. Yalnız buraya dikkat, derslerimizde de bunu özellikle vurgulamıştık. Hemofilus influenza'nın bakteriyel sinüzit, otit karşımıza gelen türleri tip B değil, non-typable olan yani kapsül süz olanlarıdır. İşte bunlardan hemofilus influenza ve moraxella kataralis beta laktamaz üretir. Bu nedenle tek başına amoksisilin tek başına beta laktam yerine beta laktam artı beta laktamaz inhibitörlü kombinasyon ikisi birden kullanılmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru yanıt en sık pneumokok olacak şekilde pneumokok hemofilus influenza'nın kapsülsüz kökeni artı moraxella kataralis doğru yanıt olacaktır arkadaşlar. Evet bir değerlendirme videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için de verimli bir dönem olmuştur ve bundan sonrasında da tercih döneminizde en az bu verimli dönem kadar başarılı olması dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın. Güneksilmesin pencerenizden arkadaşlar.